Merhaba dostlar. Bugünkü türümüz yine Tefrokaktüs ailesinden. Aslında bir koleksiyon türü, özel türlerden. Terasımda sanırım en pahalı türler arasında ikiye ya da üçe girer. Çok fazla Türkiye'de bulunmayan, sadece koleksiyonerlerin getirdiği bir tür. Normalde kaktüslere aşırı ilgim olmasa da bunu gördüğümde çok beğenmiştim ve temin etmeye çalışmıştım. Temin etmem de oldukça uzun sürdü. Tek lop olarak almıştım. Şu şekilde tek loptu aldığımda ve 1 yaşına girecek hemen hemen. Aldığımda da yine çok küçük sayılmazdı. Hani 5,5 saksıyı tamamen doldurmuş durumdaydı. Fakat minicik bir yavru vardı. Yavruları verme aşamasını Instagram'da an ve an paylaştım. Hani böyle üstten minicik mercimek kadar başladı ve bu boyuta geldi. Bakımını şu şekilde yapıyorum. Toprağım aslında ben normalde akadama toprağı kullanmıyorum. Çünkü gerçekten çok pahalı bir toprak türü. Türkiye'de bulunmadığı için. Ve bunda akadama toprağı var. Özel bir toprak yani. Aynı zamanda sabah güneşi alıyor. Sabahtan öğlen saatine kadar güneş altında. Çok aşırı yakıcı güneşten şu an koruyorum. Yavrunun büyüme aşamasında çünkü tedirgin oldum. Hani ilk yavru olunca böyle bir panikledim. Fakat yavru umduğumdan çok daha hızlı büyüdü. Öyle hani nazlanmadı. Su miktarına çok dikkat ediyorum dostlar. Toprağı kurudukça saksı dibinden yine çıkana kadar suluyorum. Fakat tamamen kuruduğuna emin oluyorum. Yani toprak tamamen kurumuşsa eğer su veriyorum. Yoksa hiçbir şekilde su vermiyorum. Suya karşı hassas. Çok fazla suyu kaldırabilecek bir tür değil. Çiçeğini tabii görmek mümkün değil. Çünkü bunlar yaşlandıkça çiçek açan türler. Fakat internette baktığımızda gerçekten çok güzel çiçekleri var. Aynı zamanda bu şekilde üst üste kuleler gibi ya da yanlardan minik minik yavrular vererek çoğalıyor. Ve bildiğim kadarıyla yavruların köklendirilmesi biraz zor diğer türlere göre. Bunu da yine hormonla köklendirdikleri için ilk aldığımda bakın dipte bu şekilde yaşlılık belirtileri var. Satıcıya sorduğumda hani hormonla köklendirme ve yaşlılıktan olduğunu söylemişti. Kesinlikle çürük değil. Hakikaten de değil. Çok susuz kaldığında çok yumuşuyor, içe çöküyor. Bu yüzden aşırı susuz bırakmak da doğru değil. Kış dönemi burada biliyorsunuz zirai don olmuyor. O yüzden yaz kış dışarıda terasta çiçekliğimde duruyor. Kış dönemi sulamasını ayda bir kez yapıyorum dostlar. Onda da yağmura çıkarıyorum. Yağmurda sulanmasını sağlıyorum. Çünkü gerçekten iklimimiz sıcak olduğu için hemen susuzluğu belli ediyor ve gösteriyor kendini. Suya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz ben kaktüslere kış dönemi seyrek ama su veriyorum. Yani tamamen susuz bırakmıyorum. Bunun dediğim gibi toprağı özel. Özellikle toprak saksıda büyütüyorum. Çünkü altı da oldukça delikli. Çünkü toprağın hava alması, köklerin hava alması ve daha sağlıklı büyümesini sağlıyorum. Aslında itina gösterdiğim birkaç türden biri. Çünkü herhangi bir kayıpta üzüntü yaşamak istemiyorum tam da yavrusu varken. Şu dönem yavruyu köklendirmeye ya da ayırmaya çalışmayacağım. Yani üretmeye çalışmayacağım. Bu riskli çünkü henüz hormonla köklendirme şekillerini bilmiyorum. Hiç öyle köklendirmedim. Hani köklenmezse de sıkıntı yaşarız diye. Sadece üzerinde bu şekilde büyüyüp yaşlanmasını istiyorum. Arkadaşlarımız genelde büyüten arkadaşlarımız yılda bir tane yavru verdiğini söylüyorlar. Hatta bir arkadaşımızın böyle 2 tane yavru vermişti. Çok sevinmiştik. Bunu da göreceğiz bakalım. Yıllar içerisinde takip ederiz. Zaten gösteririm. Umarım daha çok yavrular ve üretebiliriz. Dediğim gibi bakımı birazcık nazlı bir tür ama şu ana kadar bir sorun yaşamadım.